Biz mutlu olamıyorsak dışarıyı başkalarını suçluyoruz çoğu zaman. Birileri suçlu. Neden? Bana şöyle yaptı, bana böyle yaptı. Peki, eğer hayat bir aynaysa ve sen hayatın yansıttıklarını görüyorsan, sende ne oluyorsa alemde ve dışarıda, hatta ilişkilerinde bunu seyrediyorsan ve bunu şu ana kadar görememişsen ve görebilmenin de bir matematiği varsa, gel bunu beraber okuyalım. Şimdi acaba sen hayat aynasında kendini görüp seyredebiliyor musun? Eğer bir kişinin sırtında kamburluklar meydana geliyorsa da hayatın ona çok fazla yük yüklediği ile ilgili zihinsel bir imajinasyonu vardır. Bu kişiler daha çok hastalanıyor, bağışıklık sistemi daha çok düşüyor, ilişkilerinde daha çok zarar görüyor. Hayata hayatı verene kendine karşı güvensiz bir hale geliyor. Dışarıyı değiştirmeye çalışan insanlar boşa çalışırlar, beyhude yere enerji üretirler. Dilinle, ifadelerin ve kelimelerinle kendi hayatına güzellikleri çağıracak rolü mü seçmek istersin? Yoksa hayat tarlasını ekeceğin tohumların olumsuz, eğrel totları ya da dikenlerden oluşmasını mı istersin? Merhaba, Yolcu kitabı acaba ne anlatıyor? Bakalım yolcu kitabının izinde hayat bir yolculuk ise ve bu yolculuğun da yolcusu, yolu biz isek bizi nereye götürecek? Sorularla cevaplayalım. Eril ve dişil enerjiler her birimizin çok merak ettiği ve anlamaya çalıştığı çok önemli bir konu. Gerek beden okumasında, gerek hayatımızı okurken, tanımlarken de bu basit aslında sistemi kullanabiliyoruz. Örneğin bedenimizin bir sağ tarafı var değil mi? İşte bu sağ tarafımız bizim pozitif tarafımız. Sol tarafımız var. Bu bizim negatif tarafımız. Burada negatifi kötü ya da hani olumsuz bir şey olarak görmek doğru değil. Bir taraftan önümüz, bir taraftan arkamız, bir taraftan bedenimizin aşağısı ve bir taraftan yukarısı var. Diğer taraftan da bedenimizin içindeki bütün organlar çift çift ve bu çiftlerin de eril ve dişilleri var. Bu da binlerce yıldır bize uzak doğu tıbbının aktardığı bir miras. Örneğin karaciğer, parlak dişi bir organ, safra kesesi eril bir organ ve bunlar uzak doğu tıbbına göre karı kocalar. Diğer taraftan böbrek, mesane, bütün parlaklar bir dişi, kalbimiz ve ince bağırsaklarımız midemiz ve dalağımız gibi. Bakın iç organlarda dahi dişil ve eriller var. E biz de tabii ki bir erille bir dişilin buluşmasını hayatımıza görüyoruz, seyrediyoruz ki her birimiz bir anneden, bir babadan dünyaya geliyoruz. Diğer taraftan bir gece ve bir gündüzün içerisinde yaşıyoruz. Öyleyse baktığımız her şeyin içerisinde iki gibi görünen bir dualite prensibi, bir sistemi var. Diğer anlamda evet her şey aslında bir bir gün var ama o bir günü tamamlayan bir taraftan karanlık ve bir taraftan aydınlık. Öyleyse hayatımız aydınlık ile karanlığın dansından ibaret. Peki gelin ilişkilerimize bakalım. İlişkilerimizi önce anne babayı hissediyoruz, seyrediyoruz. Onlardan gördüklerimiz, öğrendiklerimiz ve aldıklarımız var kopyaladıklarımız var. Onlarla sözleşmelerimiz ve anlaşmalarımız var. Diğer taraftan eğer anne ve babada olumsuz bazı hal ve durumlar seyrediyorsak, eğer çatışıyorlarsa ve sürekli sürtüşüp birbirlerine diş geçirmeye çalışan bir anne babayı seyrediyorsak, enteresan bir şekilde biz de diş gıcırdatmaya, diş sıkmaya, alt ve üst çenemizi birbirine böyle zorlamaya başlıyoruz. Yani ne alakası var? Bu anne bu baba değil. Biraz daha girelim. Nasıl ki alt ve üst, eril ve dişil dedik, aynı şekilde sağ ve sol var ki bir bakıyoruz ki sağ taraftaki dişler işte üst tarafsa babanın baba tarafı, alt taraftaki dişler annenin baba tarafı sağlar. Sollarda aynı şekilde. Hani akrabalara kadar gittik. E bedenimize şimdi bir bakıyoruz ki yine çeşitli durumlara göre sağ elimize bir şey olduysa, sağ bacağımızda bir konu varsa bunun bu sefer yine eril, sağ frekanslarla ilgili bir durum olduğunu görüyoruz. Şimdi eğer sağ ayağınızla ilgili bir durum varsa bu sefer aynı zamanda sağ gelecek sıcak diye gidiyor. Öyleyse geleceğe doğru ya da erille ilgili bir erkekle ilgili bir durumla ilgili bir konu yaşadığımızda bir bakıyoruz ki bedenimizde enteresan bir şekilde sağ ayak, sağ kol bunlarla ilgili sorunlar var. Ya da şimdi şu anda her birini seyrederken dahi kendinize şöyle bakın. Hangi organlarınıza daha çok rahatsızlıklar var ya da hangi tarafınıza rahatsızlıklar var? Bir bakacaksınız ki buruşuk organlar dediğimiz safra kesesi, mide, kalın bağırsaklar gibi organlarda eğer bir rahatsızlığınız varsa sizin öncelikle babayla ilgili çözmeniz gereken erille ilgili ya da işte e, bunu temsil eden çeşitli frekanslarla ilgili bir yansıma yaşadığınızı görüyorsunuz. Yani her şey birbirine o kadar bağlı ki tabii bunun ilişkiler boyutu, beden boyutu birçok alanda var. Hatta e, duruşunuza bakın hani çok aşırı sola mı, çok aşırı sağa mı ya da aşırı geriye ya da öne doğru gitmek durumunda mı hissediyorsunuz kendinizi? Daha burada bile gel diyor hayatın matematiğini okurken bize bak sen şimdi sürekli eğer sol tarafa bir dayanak istiyorsan dişiden, anneden, maddeden, geçmişten çok dayanak almaya çalışıyorsun. Yok eğer çok fazla sağa yaslanıyorsan, sağla ilgili bir destek istiyorsan geleceğe çok yükleniyorsun. Şimdi yine olaylarla ilgili bir orada girdiğimizde bir bakıyoruz ki eğer sizin acele etmekle ilgili, zamanla ilgili ya da işte diyelim ki hadi, çabuk, hızlı gibi bir şeyi hızlandırmayla ilgili çok fazla ifadeleriniz varsa kelimelere yansıyan bir bakıyoruz ki orada yine eril ile ilgili hayatınızdaki baba ya da otorite prensibiyle ilgili sorunlar ve problemler çıkmakta. Bazen biz kamburlaşabiliyoruz. Bazen hani çok göğsümüzü böyle hesapta gere gere gidip fazla geriye gidebiliyoruz. Mesela Anadolu'da ee, hani burnu havada olduğunda kibirli derler. Burnu çok kalkmış derler. Gerçekten yere paralel değil de havaya kalkıyorsa tepeden bakma frekansı başlamıştır. Aslında kendini küçük görmekten kibir oluşur. Diğer taraftan da eğer bir kişinin duruşunda, sırtında kamburluklar meydana geliyorsa da hayatın ona çok fazla yük yüklediği ile ilgili zihinsel bir imajinasyonu vardır. Aslında onun kanısı böyledir. Bu yüzden de tabii ki çevredeki, etraftaki birçok insan hadi öylese gel bakalım sana biraz daha yük yükleyelim demek durumunda kalır ki hani biliyorsunuz ki kime semer vuruluyor? Çok yük isteyene. Kendini özellikle kurban rolünde hissedenler. Ben kurbanım ya da fedakarlık yaparak beni takdir edecekler, onaylayacaklar gibi psikolojilerle insan yaklaşıyorsa bir miktar sırtı kamburlaşmaya ve yük almaya başlıyor. Şimdi tabii ki bu bir postür bozukluğu aynı zamanda. Özellikle omurga yamuklukları, çarpıklıkları hangi tarafa doğruysa öyleyse bakın eril dişil enerjideki dengesizliği okuyabiliriz. Ya da bir kişinin işleriyle ilgili ekonomisinin iyi olup olmamasından, diğer taraftan diyelim ki ilişkisinin iyi olup olmamasından onun hayata, dünyaya, mana ve madde hayatına nasıl baktığınızı da görebiliriz. Öyleyse her şey bir matematik ve aritmetik sistemle, algoritmasıyla var ise ki biz buna aslında bir taraftan da bir eril, sıfır dişil diye bakıyoruz. Yani bir taraftan bizi taklit eden bilgisayarları biz bir de hatırlıyoruz ki sadece bu ölçüyle baktığımızda her birimiz kendi hayatımızı okuyabiliyoruz. Geçmişimizi okuyabiliyoruz. Bugünümüzü e geçmişi okuduğumuz için de geleceğe ne yansıttığımızı okuyabiliyoruz. Kelimelerimiz ve kavramlarımız içinde dahi eril dişil prensipler var. Öyleyse şimdi her birimiz şuna bakabiliriz. Ben kendi aydınlığım ve karanlığımı nasıl dans ettiriyorum? Kendi anne ve babamı nereye koyuyorum? Onlarla ilgili sorunlarımı ya da çocuklukta onlarla yaptığım sözleşmeleri ve anlaşmaları şu anda geleceğe nasıl yansıtıyorum? Korkularım mı var, endişelerim mi var? Şimdi tabii korku dişil ve geçmiş kaynaklı bir frekans. Çünkü geçmiş de aynı zamanda bizim için anneyle ilgili, geçmiş aynı zamanda e, yeryüzüyle, maddeyle, bedenle, bütün bunlarla ilgili. Şimdi korku insanı korumak için çağırdığı bir frekans, bir duygu frekansı, bir duygu izi. Şimdi diyeceğiz ki hem korumak için faydamıza olan bir şey aynı zamanda niye zarar versin? Çünkü diyelim sizin haddini ve sınırını bilmekle ilgili bir konunuz var. Ve bunu öğrenebilmek için, kendi sınırınızı bilebilmek için bazen bir fobi ihtiyaç duyabilirsin. Oraya bir hayvan korkusu, bir karanlık korkusu, bir yükseklik ya da bir derinlik korkusunu hayatına çağırmış olabilirsin. Şimdi bu tabii bu ilk önce şöyle geliyor. Bir insan kendi hayatına neden korkuyu çağırsın? Korunmak için diyoruz. Bu aynı bir kiloyu çağırmak gibi, çok fazla kası çağırmak gibi emek versek de ya da üzerimize bir palto giymek gibi. Biz soğuk ya da işte diyelim ki bir üşünecek ortamın içerisindeysek üzerimize nasıl ki bir kıyafet alıyorsak? korkuyu da böyle bir kostüm gibi alırız. E diğer taraftan hava serinliği azaldı, ısındı, o paltoyu çıkarırız. Oysa ki aldığı bir duyguyu birçok insan çıkartamıyor üzerinden. Belli bir vakte kadar evet belli korkulara ihtiyaç duyabiliriz. Korkutmalara ihtiyaç duyabiliriz. Örneğin çocukken bazılarınızı belki ateşten korkuttular. Bazılarınızı işte hani sokağa gitmekten kaldırımdan aşağıya adım atmaktan birçok konuyla ilgili korkutmalar yaptılar. Ama bunların her bir tanesi sen büyüyene kadar, sen ondan özgürleşene ve onu anlayana kadar. Biz burada korkunun ne işe yaradığını anladığımızda korkuyu şuur ve idrak ile bırakabiliyoruz. Bırakamayanlar ne oluyor? Bu sefer korku onları daha aşağıya, daha karanlığa ve daha düşük frekanslara çekiyor. Ve bir taraftan da yavaş yavaş kişinin sevgisini emiyor. Sevgisi emilip kendisine ve hayata saygısı olmayan kişilerde doğal olarak suç işleme potansiyeli artıyor. Etrafına karşı zarar verebiliyor. Kendi bedenine, hayatına ve başka kişilere zarar verecek hale gelebiliyor. Sadece bakın korku kelimesi. Ve diğer taraftan da geçmişten geldiği için korku aynı zamanda bir tane çocuk doğuruyor. O çocuğun adı endişe. Artık o da gelecekle ilgili bir kaygı başlıyor. Ya zeminim yeteri kadar sağlam değilse ve bu sefer bu kaygı bozuklukları, kimilerinde bipolar, şey, kimilerinde çeşitli şizofrene kadar giden zihinsel sorunlar, problemler meydana getiriyor. Çünkü bütün sinir sistemini o gerilim, sürekli bir kortizol salgısıyla sürekli bir gerilim ve ne olacak hayatıma beklentisiyle kişinin hayatını bozabiliyor, çeşitli hastalıklara sebep olabiliyor. Tabii ki bu da bir sürü farklı olumsuz duyguları çağırıyor hayatına. Biraz önceki palto örneğindeki gibi. Palto soğuktan bizi korur. Yani sizin bilmediğiniz, sınırınızı belki tayin edemediğiniz ya da e, nerede ne kadar davranacaksınız, nerede nasıl olacaksınız diyelim ölüm korkusu. Şimdi bir kişi hayatının canının değerini bilene kadar ölüm korkusuna ihtiyaç duyar. Ölüm korkusunu kaldırdığını zaman birçok kişi kendi hayatına canına kıyabilmek ve daha ötesi bir sürü zararlar vermek durumunda kalabilir. Bakın o ölüm korkusu bizi bir şekilde korudu. Bu sebeple birçoğunuz toprağın altında olandan, karanlıktan, toprağın altında yaşayan canlılardan ürkersiniz. İşte bunun şuur altındaki aslında formülü bizim korkuyla ölümden korunmamızdır. Diyelim ateşteN korunmamızdır. Kesici bir aletten korunmamızdır. Kimisi bıçaktan, jiletten vesaireden korkar. Şuur altında onunla ilgili bir çekingenlik yaşar. Çünkü sınırını bilemeyebilir. Evet, cesur olmak çok kıymetlidir. Cesur olduğumuzda yolumuz önümüz açılır. Diğer taraftan haddi bilmediğimizde fazla cesaret zarar verir, hatta öldürür. Öyleyse evet korku korur, doğru bir paltodur. Şimdi herkesin denize girdiği bir yerde de o paltoyu çıkartmak doğrudur. Bu sefer pişer, hastalanır, başka tür zarar görürsünüz. Biz şu ana kadar ki hayatımıza bizi korumakla görevli olan korkuyu fark edip faydasını alıp onu özgür bıraktığımızda özgürleşiriz. Korkuyla yapışık yaşayanlar ise korkaklaşır, pasifleşir ve hayatta çeşitli insanların kulu, oyuncağı olmak durumunda kalır. Korku esnasında öncelikle böbrek üstü bezlerimiz çalışmaya başlıyor. Oradan kaç, oradan kurtul. Ellerimiz terlemeye başlıyor. Göz bebeklerimiz şekil değiştirmeye, işte vücudumuz böyle ısısını arttırmaya ve bir anda o salgılanan kortizolle oradan bir an evvel uzaklaşmak ya da kaslarımızın sertleşmesi ve katılaşması ile beraber hayatımızı ve canımızı korumak üzere bir korunma mekanizmasının içine giriyoruz. Rengimiz, organlarımız her bir şey değişmeye başlıyor. Tabii belli bir miktar kortizole de her gün ihtiyacımız var bu arada bu aynı zamanda çünkü gençleşmenin de, dinamikleşmenin de işte kaslarımızı beslemenin ve güçlendirmenin de çok önemli hormonlarından bir tanesi. Bakın nereden nereye. Ama bu aynı zamanda aşırı düzensiz ve dengesiz ya da çok sık salgılandığında ise bu sefer korku bağımlılığına gidiyor ki ve bu sefer kişi özellikle korkuyla çok düşük frekanslar oluşturuyor. Bu kişiler daha çok hastalanıyor, bağışıklık sistemi daha çok düşüyor, ilişkilerinde daha çok zarar görüyor, hayata, hayatı verene kendine karşı güvensiz bir hale geliyor. Ve kendine güveni olmayan kişiler doğal olarak adım atmaya, ilerlemeye cesaret edemedikleri için hayatta oldukları yerde sarı sayabiliyorlar. Onlar tekrar döngüsü ya da tekrar çemberin içerisinde hayatlarını idame ediyorlar ki ta ki biri ona hadi yürü ilerle diye bir dürtükleme yapana kadar ya da aşırı bir pozitif enerji bazen bir kaza bir hastalık hayatına davet edilip çağrılıp onu hareket ettirene kadar sabit kalabiliyor. Mutluluk hepimizin belki de hedef edilmesi gereken çok özel bir hal. Mutluluk mut kökünden geliyor. Aslında umut edip umut ettiğinle buluşmak. Çok enteresan bir şekilde her birimiz talep ettiğimiz ve umut ettiğimiz şeyle buluşuyoruz ve çok enteresan bir şekilde yine bunu göremiyoruz ve fark edemiyoruz. Şu anda bile belki birçok izleyicimiz şunu söylüyor. Ha olur mu? Ben neler umut ettim ama olmadı. Tabii ki bunun bir mekanizması var. Talep etmenin de dillendirmenin de kainatta bir şeyi kendi hayatına davet edebilmenin doğal olarak bazı matematiksel işlemleri var. Biz mutlu olamıyorsak dışarıyı başkalarını suçluyoruz çoğu zaman. Birileri suçlu. Neden? Bana şöyle yaptı, bana böyle yaptı. Peki, eğer hayat bir aynaysa ve sen hayatın yansıttıklarını görüyorsan, sende ne oluyorsa alemde ve dışarıda, hatta ilişkilerinde bunu seyrediyorsan ve bunu şu ana kadar görememişsen ve görebilmenin de bir matematiği varsa, gel bunu beraber okuyalım ve şimdi acaba sen hayat aynasında kendini görüp seyredebiliyor musun? Ve burada karşında seni mutsuz ettiğini düşündüğün ya da suçladığın şeyleri bu sefer kaynağının kendinde olduğunu fark ederek bunları dönüştürebilir ve bu dönüşümle birlikte de aslında önce kendin mutlu olabilir ve mutlu olan bir insanda etrafına, çevresine ışık olur, nur olur, mutlu eder diyebiliriz. Peki öyleyse Şimdi bir aynanın karşısına geçtik ve bakıyoruz. Seyrettiğimizde şimdi diyelim ki saçlarım hafiften dağılmış. A diyoruz. Aynada seyrettiğim Ünal'ın saçları hafiften dağılmış. Ne yaparım? Saçlarımı şöyle biraz düzeltirim. Şimdi biz dışarı kaynaklı dersek, aynadan kaynaklanıyor dersek ne yaparız? Gideriz aynayı düzeltmeye çalışırız. Aynaya ne yaparsak yapalım, ne kazımayı yaparsak yapalım, aynada görüntünün değişmediğini görürüz. Öyleyse dışarıyı değiştirmeye çalışan insanlar boşa çalışırlar, beyhude yere enerji üretirler. Oysa gördüğü ve seyrettiği şeyde bu bana ne demek istiyor? Bu bana ne anlatıyor diye baktığımızda bu sefer bütün durum ve olay değişmeye başlıyor. Diyelim karşınızda eşiniz var. Karınız ya da kocanız var. Kocanız sizin eril tarafınız karınız sizin dişil tarafınız. Bir erkek için karısı onun madde dünya ve para tarafıdır. Bir erkek kendini zenginleştiremiyorsa dişiye kadına olan davranışıyla alakalıdır. Bir kadın mutlu olamıyorsa, huzurlu olamıyorsa ya da manevi bir rahatlık, bir e, ulaşmışlık hissi oluşturamıyorsa kendi eril tarafına kocasına olan davranış ve bakışından dolayıdır. Şunu diyebilir. Hayır, senden dolayı, hayır senden dolayı. Oysa ki biz burada kendimiz merkeze koyduk ve kendi merkezimizden seyrettiğimizde şunu görürüz. Evet, annemden bunları almışım. Diğer taraftan bu annemden aldığım özellikler bende olduğu için bu potansiyel şu anda bende devam ediyor. Mesela bazı kişiler Annesine ya da babasına itiraz edebiliyor. Ya ben işte şu anneyi sevmiyorum. Bu babadan hiç hoşlanmıyorum. Bu bana ait değil gibi görebiliyor. Gel bakalım diyoruz. Şöyle birazcık derin büyüteçle baktığımızda gördüğümüz manzara şu. Tam da onun kızı. Tam da onun oğlu. Ve neredeyse ben öyle olmayacağım dedikçe birebir taklit etmeye başlamış. Ya da diğer taraftan ben... İşte aynı şöyle şöyle davranışları gördüm bunları yapmayacağım. Ben bunları işte hayatımda kullanmayacağım demiş. O başka yerde bunları kullanmaya başlamış. Diyelim ki bir kadın geliyor diyor ki annem beni hiç sevmiyor. İşte şöyle bana kötü davranıyor. İşte benim güzel bulmuyor bir sürü şey sayıyor. Gel diyoruz bak şimdi aynalamada annesinin bedenin, dünyan ve hayata bakışın Annenin sana nasıl baktığını görüyorsan sen kendine kendi bedenine öyle bakıyorsun. Aa diyor gerçekten ben kendi bedenimi beğenmiyorum. Kendimi külolu buluyorum. Kendimi çirkin hissediyorum. E şimdi bak sen bu bedene nasıl davranıyorsan sana da öyle davranan bir anneye doğdun. Küçük bir matematikle. Şimdi öyleyse biz hayatın merkezinde olduğumuzda dışarıda bir suçlu yargılayacak herhangi bir kimse kalmıyor. Ve bütün projeksiyonlar kendimize dönüyor ve bu sefer kendimi ne kadar iyileştirebilirsem, ne kadar dönüştürebilirsem hayat aynasında o kadar saçları düzgün, işte yüzü, gözü hoşuna gidecek bir kendimi görürüm. İşin kendinde olduğunu görmek tabii ki biraz emek istiyor. Çünkü birçoğumuz dışarıyı suçlamaya ve dışarıdan kaynaklı olduğunu görerek kendimizce birazcık şuur altımızı rahatlattık. Oysa ki öyle değil. Her birimiz kendi hayatımızdan sorumlu ve kendi merkezimizde olduğumuzda kendi mutluluğumuzdan, huzurumuzdan hatta yüzümüzdeki her türlü bazen kırışıklıktan, gülümsemeden ya da kederden de sorumluyuz. Seçebilme hakkı her birimize her an var. Şimdi soruluyor. Mutlu mu olmak istersin, mutsuz mu? Ya da hayata gerçekten sevgiyle, sana verilmiş bu efendilik rolüyle, yani kulluk, kölelik değil, kendi hayatını yazabilmek, dilinle, ifadelerin ve kelimelerinle kendi hayatına güzellikleri çağıracak rolümü seçmek istersin? Yoksa hayat tarlasını ekeceğin tohumların olumsuz, eğrel totları ya da dikenlerden oluşmasını mı istersin? Bu sorumluluğu anlayan hayatın matematiğini ve hayat aynasında kendisini görebilenler için aslında yepyeni bir alan vardır. Biz buna şunu diyoruz. Bakın yazının icadıyla tarih başladı. Alın yazısının icadıyla ise senin dönüşümün uyanışın başlar. Yani sorumluluk senindir. Kendi dilinle kaderini yazarsın. Kalbinin frekansıyla da sesiyle de titreşimleriyle de hayatının güzelliğini ve tadını oluşturursun. Öyleyse şimdi her birimiz bu kadar güçlü ve bu kadar yetenekliysek neler mümkün, hangi güzellikler mümkün, hangi faydalar hayatımıza gelsin diye çağrılarda bulabiliriz. Tabi bazı kişiler şunu söyler. İnsan kendini mutsuz hissetmek ister mi? İşte diyelim ki birine kurban olmak kendisi ister mi? Bak bu kadar fedakarlık yapıyorum, bu kadar saçımı süpürge ediyorum, mağdur olan taraf benim demek kim ister diye soranlarınız vardır. Oysa bakın, fedadan da bir karlılık elde edersiniz. Kurban rolünde oynarken de o kendine acımadan bir fayda sağlarsınız. Bu sizin seçiminizdir, tercihinizdir. Bunu gördünüz, öğrendiniz. Bir taraftan evet aileden gördünüz. Saçını süpürgeden annenden gördün. Çünkü orada onu seyrederken erkek tarafından mağdur edilen bazen pasif ve tembel bir erkeği baba olarak gördün. Tabii ki pasif ve tembel erkeklere yöneleceksin ve bu sefer onlardan şikayet etme modunu devam ettireceksin. Öyleyse geçmişten aldığımız kodları görerek, fark ederek bunlarda uyanmak ve bunları dönüştürmek bizim en doğal hakkımız. İstersek bunu yapabiliriz. Diğer taraftan da, evet, şu da birçok kişinin yaptığı şudur. Bak olur mu? Karşımdaki kadın bana bunları yapıyor. Karşımdaki erkek bana şöyle şöyle davranıyor. Oysa ki burada benim hiçbir payım yok. Peki seni besleyen ne? Sen orada hangi duyguyla besleniyorsun? Ya da bu suçlama ihtiyacıyla bak ben ne kadar ak, ne kadar pak, işte ne kadar iyi bir insanım kendinin sırtını sıvazlarken dışarıdan şikayet etme frekansının ardındaki şey ne? Ve burada şunu görüyorsun. Aslında kendini acınacak halde hissetmeyi ve acıdan tad almayı seven bir tarafın var. Gel o zaman bir daha bak. Bu halde kalmaya devam etmek istiyor musun? Acıyla beslenmek isteyen acıyla beslenir. Karanlıktan beslenmek isteyen karanlıkla korku ve öfkeden beslenmek isteyenler de bunlarla beslenir. Ama tabii ki bunun diğer tarafı da var. Gel sevgiyle beslenelim. Sevinç ve neşelerle beslenelim. Ürettiklerimizden tad alarak, tat vererek, güzel şekilde bunları sunduğumuzda bu faydalardan böyle güzel, mutlu olarak da beslenebiliriz. Her başarımıza böyle çok şükür. İşte bak ne kadar güzel de yapmışım. Emeklerimin meyvesi ne kadar da güzel sunuldu bana. Ve ben şimdi bir taraftan bunu alayım, bir taraftan paylaşayım. Paylaştıkça güzel dualar gelsin, güzel sözler gelsin, güzel haller gelsin. Şimdi ne yaptık? Duada, mutlulukta zenginleştik. Zenginlik çok kıymetli, çok önemli bir şey. İlla da sadece parada olmak değil. Her alanda zenginleşelim ve her birinde de değerince, gereğince ve yeterince olmasına özen gösterelim. Herhangi bir alandaki aşırılık diğer taraftan her zaman çalma potansiyeli de taşıyabilir. Şimdi birçok mistik çalışmalar, felsefi öğretiler insanlara sanki yeryüzünün, dünyanın kıymetsizliğini anlatıyor zannedenler var. Bir taraftan evet gökyüzünü, manevi halleri, ilimleri, metafiziği öğrenmek çok kıymetli ve çok önemli. Diğer taraftan biz varlık olarak ruhu zaten bilenleriz. Biz burada maddeyi, dünyayı, hayatı deneyimlemeye ve buranın bilgisini almaya geldik. Diğer taraftan tapınmaktan kaçınarak. Yani maddeye, dünyaya tapanlar tabii ki yoldan çıkanlar. Diğer taraftan biz burada kendimizi ne kadar maddeyle, dünyayla alışveriş haline getirebiliyorsak. Burada o Ademle Havva'nın karşısında aslında eğilmeyi Maddenin ve dünyanın güzelliklerini alabilmeyi kabul edebiliyorsak hayat ve madde bize çok güzel akıyor ve biz bu sefer burayı yeryüzünü severek, yeryüzüyle güzel bağlar oluşturarak köklenebiliyoruz. Ve tıpkı bir ağaç gibi yeryüzüne köklenebildiğimiz, sevgi bağlarıyla girebildiğimiz kadar bu sefer gövdemiz güçleniyor ve gökyüzüne de köklenmeye başlıyoruz. Neden? Çünkü ağacın dalları büyüyor ve bu sefer dallarımız manevi alemin artık o kainat internetinden ilhamlarla, sezgilerle, sezi ve sevgiyle bizi beslemeye başlıyor. Oysa yeteri kadar bu hayatı sevmeyen, kabul edemeyen, geçmişini, annesini, babak, babasını kucaklayıp, kucaklaşıp helalleşemeyenler bu dünyaya köklenemeyenlerdir. 2 artı 2, 4. Şimdi o zaman bu kişiler diyelim ki manevi ve ruhsal haller yaşayacak. Yaşadığı ruhsal hallerde de bu sefer oralarda kaybolup gidecekler kişiler. Oysa ki köklenmek, hayata bağ kurmak, öğrendiğini, bildiğini uygulayabilen, topraklayabilen bir hale gelebilmek çok önemli. Evet, öğrenmek, bilmek kıymetli bir şey. Eğer bir bilgi beni ilerletmiyorsa eğer bir bilgi beni yaradanın belki de bilgisine, kainat internetine bağlamıyorsa ondan gelen sevgiyi, bilgiyi, ışığı ya da sezgileri hissettirmiyorsa o bilgiden uzak duracağım. Ne olursa olsun matematik beni ilerletir, fen ilerletir, tabiat bilimleri ilerletir. Bakacağız ne bana fayda vermiyor o bilgi aslında sadece yüktür yük olan bilgi de seni bu dünyaya topraklayacak derecede değildir. Kullanabileceğimiz bilgilere odaklanacağız. Bizi ilerleten, geliştiren, fayda veren ve faydalı bir insan olduğum için de fayda veren bir insana dönüştürüyorsa o bilgi beni topraklar. Topraklanamayansa ne yapar? Topraklanamayanlarda en bariz bol küfürler, olumsuz kelimeler. Bakın korku, karanlık enerjiler ve frekanslar, arkadan iş çevirmeler ve bencillik, sadece kendini düşünmek, köklenememenin bir sonucudur örnek ve bu ve benzerleri. Şimdi bir insan anne ve babasıyla hesaplaşır mı? Ya da işte onu affeder mi? Onlara gidip işte çatışma, kavga vesaire. Bunlar doğru mu? Bak buraya odaklandığımızda şunu görüyoruz. Evet, karşında bir eril bir dişil figür var. Şimdi bu ikisi sende madde, dünya, ruhsal ve birçok konuyu sana yansıtıyor. Şimdi orada olan durumlar sende nerede var? Ve kaynağı eğer sendeyse anne ve babanda seyrettiklerin ne diye baktığında şimdi eğer onlardan herhangi birine karşı bir düşmanlık besliyorsan, bir öfke kızgınlık besliyorsan bir bakıyorsun ki aa aslında bu bendeki şu şu çatışmadan kaynaklanıyor. Şimdi şimdi bir gün bir hanımefendi geldi dedi ki e, ya dedi ben anlayamıyorum dedi. Neden dolayı dedi işte e, aile üyelerimle ilgili bazı işte şeyler falan yaşıyorum. E, dedik e, senin şu anda babanla ilgili bir sorunun var. Buna dedi ki hayır dedi benim babamla aram çok iyi. Hayır dedik babayla ilgili konuyu halledemediğin için hayatında bunlar bunlar oluyor <laughs> Yok dedi. Hatta dedi ben babama aşığım. İşte zaten dedik bak sorun burada başlıyor. Senin hayatındaki birinci eril baban ve onu öyle bir yere koyuyorsun ki hayatına başka bir erkek alamıyorsun ve bu da sende bir öfke ve kızgınlık yaratıyor. İşte bak babanla ilgili sorunun burası. Yani babamla ben hiç kavga etmiyorum. Hiç en ufak bir tartışma yaşamıyorum. Ve içeriden, şuur altından babasına kavgalı kızgın diğer taraftan gidip bunun öcünü annesinden alıyor. Şimdi buna benzer çeşitli durumlar ters köşeler meydana gelebiliyor. Yine de biz gidip de Aa, madem ki bana şöyle davranıyorsun ben şimdi sana kızıyorum, öfkeleniyorum, hesap soruyorum demek değil ya da sen şöyle şöyle davranıyor olsan da ben şimdi seni affedeceğim. Senin bütün bu kusurlarına rağmen, sen bu kadar hatalarına rağmen affedeceğim değil. Oradaki çeşitli davranışların bizim üzerimizdeki etkilerini, faydalarını ve hayatımıza nasıl yön verdiğini görmemiz önemli. Bunu gördüğünde kişiler çok enteresan hayatlarında iyileşmeler meydana geliyor. Diyelim ki annesi çok küçük yaşta vefat etmiş annesiz büyümüş o annesizliğin avantajları, faydaları ona gösterildiğinde bir bakıyorsun ki bugün hala o idrake geldiyse annesinin ölmesine kişi hala izin veriyor. Ya da çok küçük yaşta babasını kaybetti ya da ayrıldı. O babasının uzakta olmasının kadersel olarak ondaki faydalarını ve farkındalıklarını bugün hala diyor ki evet benim babam benden uzak olmalıymış. Ya da o çatışma benden kaynaklanıyormuş diye görebiliyoruz. Diğer taraftan o buharı sildiğimize bir bakıyoruz ki aa annemle babamla yaşadıklarım birebir benden kaynaklanıyormuş. Bana beni anlatıyormuş. Ve orayı gördüğümüzde buradaki adım adım o hayatın matematiğin içindeki idraklere ulaştığımızda direkt ben şunu yapıyoruz. İyi ki siz benim annem ve babam olmuşsunuz. İyi ki böyle davranmışsınız. Ya olur mu? Hiç sana sevgi vermediler. Sen kendini sevmeyi öğrenmek için böyle bir anneyle buluşmuşsun. Ya da e, orada bazen sertlik katılık, bazen hatta zorlanan bir hayat yaşamışsın. O zorluk seni güçlü kılmış, güçlendirmiş. Tabii ki bunları iyileştirebilmek, daha güzele götürebilmek her an bizim elimizde. Yani diyelim ki bir kader prensibimiz var. Evet bunları şu anda yaşıyoruz. Hep böyle gidecek diye değil. Diyelim şimdi bir erkek çocuk annesine diyor ki madem ki diyor babamdan ayrıldın hayatım boyunca en çok seveceğim kadın sen olacaksın anne. Seni hiç terk etmeyeceğim. Sürekli yanında olacağım. Ve sürekli ben sana bakacağım diyor. Adam evleniyor. Hop tekrar annesinin yanına dönüyor. Ya da evleniyor gidiyor. O anneyi yanına almak zorunda kalıyor. O annesi onun hep birinci kadını olup bir türlü aile kuramaz oluyor. Tersi kadın içinde. Şimdi ona ihtiyacı olan her zaman çocuk yani anne baba senden dolayı öyle davranıyor. Bazen kardeşlerde de bunu görürsünüz. Bir bakarsın bir kardeşe müthiş bir baskı var. Diğer kardeşe müthiş özgürlük var. Ya aynı anne babanın çocuklarısınız. Nasıl oluyor bu? Çünkü sana göre o at kiş diyor. Değil mi? Öyleyse merkez bensem şimdi hayat bana nasıl davransın? Ya da şu ana kadarki ki davrandıklarının bilgisini alıyorum. Ve şimdi bu kodları görerek, çözerek nasıl bir anahtarla yeni bir başlangıç yapıyorum. Her birimizin hayatında aile kodları çok önemli bir yer tutar. Aile kodları bir bakarsın ki bazen işinde, bazen ilişkilerinde sevgi alışverişinde mutlu olmanda manevi bir hal yaşamanda baş rol oynuyor. Ve sen eğer o kodların hangi ihtiyaçlarını karşıladığını görebiliyorsan, fark edebiliyorsan sihirli bir anahtarın oluyor. Zaten yolcu kitabı da bir bakıyorsun ki bizi alıyor, o anahtarları veriyor. Gel diyor şimdi bak kendinde olan kapıları sende olan anahtarlarla açalım ve çözelim. Şimdi tabii birçok kişi Suyuz o kadar basit ve hani böyle küçümseyerek görebiliyor ki oysa ki su hayatın kendisi. Bize hayatı ulaştıran. Örneğin kanımız dahi sulardan oluşurken ışığı, mineralleri, oksijeni her şeyi su taşıyor. Hücrelerimize su taşıyor. Ve suyun kalitesi yaşam kalitemiz demek. Bir kişi düşünün ki bu yaşam enerjisini az alıyor. Şimdi bir bakıyorsun ki işte e, hücre olarak diyelim ki bir sürü suya ihtiyacımız varken ortalama 2-3-4 litrelere kadar çıkabiliyor kilo, kilogramımıza göre 0,40 ile çarptığımızda. 40 ile çarptığımızda. Ve bir bakıyoruz ki bazıları günde bir bardak su içiyor. E ben çok çay içtim. Hayır o çay su değil. Ne kadar su içtin? İşte bu suyu içemeyenlerin hayattan alamadıklarını görüyoruz. Alabilmek suyla bağlantılı. Öyleyse neden alamıyor? Bırakamadığı için alamıyor. Neyi bırakamıyor? Geçmişi bırakamıyor. Geçmişi neden bırakamıyor? Geçmişten ne almadığını, ne alması gerektiğini gören, göremeyen bir bakıyorsun ki bırakamıyor. Faydayı ve faydalıyı görüp alabilenler Yeteri kadar su içenler, benim parayla işim olmaz, ben para almam, para almaktan sakınanlar, parayı küçük görenler ve e, hayattan alamayanlar, su içmeyenlerdir arkadaşlar. Öyleyse su içmeyen hayatına yeni bir şeyi alamıyor, yenileyemiyor, tazeleyemiyor, temizleyemiyor ve su içemiyor. Ama diğer taraftan, en büyük belki birçok kişinin sorunu ya da problemi alamamak. Ya olur mu? Hayır ben çok almak istiyorum. O çok almak isteyenler de alamadığı için daha doğrusu ne ihtiyacı olduğunu bilemeyip de çok almaya çalıştığı için alamıyorlar. Bir koltukta çünkü bir tane karpuz taşıyabiliyorsun. İki üç tane koymaya çalışan da alamıyor. O bir dilimi de alamıyor. Hani gidip de alışveriş çılgınlığı yapıyorum. Bak şunu da alıyorum, bunu da alıyorum. Bir gün öyle bir danışanın evine gittiydik. Bir baktık. Daha etiketinde onlarca kıyafet duruyor. Gitmiş sürekli almış almış. E sen bunları almamışsın ki. Sadece gardıroba koymuşsun. Kendini do tatmin etmişsin. Ama diğer taraftan şuur altını ikna edememişsin. Etmeye çalışmışsın. Sen alamadığını gizleyebilmek için gidip alışveriş yapıyorsun. Oysa ki gel... Şimdi gerçek bir alışveriş yapalım. Ne yapalım? Bilgi alışverişi yapalım. Sevgi alışverişi yapalım. Muhabbet yapalım. Güzel birbirimize fayda alışverişinde bulunalım. Şimdi o faydayı görüp alabiliyorsan su içebiliyorsun. Ben de hemen bir yudum bakın suyumu içiyorum. Eğer göremiyorsan su da içemiyorsun, alamıyorsun da. Bugün birçok kişi hayatında güçlü olmak istiyor. Ben güçlü olayım diyor. Diyelim ki bu şekilde dillendirdi güçlü olayım dediği anda güçlükler gelerek o, onun kaslarını kuvvetlendirmeye çalışıyor. Çünkü neden? ifadesiyle ol dedi. Peki güç ne? Gücü nasıl arttırırsın? Nasıl çoğaltırsın? Nasıl güçlenirsin? Ne olduğunda kendini güçlü hissedersin? Senin için güçlü insan ne? Kim? Diye baktığımızda şimdi belki bazen komutanları, bazen hükümdarları, bazen işte bir yerin en üst düzeylerini görürsün. Diğer taraftan da bir bakarız ki hani dünyada en yüksek e, maaşı kazananlar kimler diye bakarız. Bir bakarız ki işte çoğunlukla CEOlar kazanır, değil mi? Maaş olarak. Peki bu insanlar ne yapıyor da çok para kazanıyor? Aslında karar veriyorlar. Yani en yüksek derecede karar merci en yüksek maaşı alıyorsa öyleyse zaten kendiliğinden karar en yüksek noktada zirvede demektir. Peki sen kendi hayatınla ilgili kararları verebilmede ne kadar güçlüsün? Ne kadar netsin? Geleceğinle ilgili bir adım atarken gerçekten çok rahat ve sakin bir şekilde karar verebiliyor musun? Yok eğer kararsızlıklar içerisinde şunu mu yapayım bunu yapayım bunu mu alayım bunu mu alayım ya da hadi sen söyle şöyle mi yapsam daha iyi böyle mi yapsam daha iyi. E sen o kararsızlığın içerisindeysen kendi hayatınla ilgili ya da bir işinle ilgili ya da geleceğinle ilgili nasıl karar vereceksin? Karar veremiyorsun. O zaman güçsüzsün. Güçsüzsün demek değil gücü almaktan çekinip kaçıyorsun. Peki gücü nasıl alacağız? Öncelikle <laughs> tabii ki yolcu kitabında bir ve ikinci kapılarda bazı Açmamız gereken yerler var ki bunların başında da korku ve endişelerden özgürleşmek var. Bunları olan ihtiyaçları bitirmek, hayata, yaşama güvenmek var. Kendine güvenmek var. Yapacaklarından edineceğin deneyim ve tecrübelerden fayda ve kar sağlayacağına, bir kazancın içinde olacağına eminlik var. Evet her birimiz hata yapabiliriz. Hatasız kim var? Hangimiz yürümeyi öğrenirken düşmedik? Öyleyse evet düşebiliriz yeniden kalkabilmek bir güçtür. Yenilenebilmek bir güçtür. Diğer taraftan bunların deneyimlerini toplayarak cesaretle, sevgiyle, sevginin diliyle dillendirerek hayatımızda ifadelerimizi, taleplerimizi görerek, netleşerek ve orada şu sihirli kelimeyi kullanarak irade. İradenle yani kendi nefsinin, kendi arzularının seni sağa sola çekiştirmelerini kenara çekerek, duygu ve düşüncelerinin berraklığı içerisinde diğer anlamda oradaki bulutları, dumanları kenara çekerek netleşerek ve şimdi kendi faydanı olanı görerek beni ne mutlu eder? Bana ne iyi gelir? Kim bana iyi gelir? Kim bana kendimi iyi hissettirir? Hangi iş bana kendimi iyi hissettirir? Hangi mekan, hangi ortamın içinde ben kendimi iyi hissederim, mutlu olurum, mutlu ederim konuştuğum, sohbet ettiğim insanlar benden tat ve zevk alacağı yer, hal, durum, mevzu nedir? Orada olayım. Bu konuların içerisinde bunların tadıyla olayım. Şimdi seçimimizi yaptık. Bir karar verdik. Dumanları sildik. Netleştik ve irademizi kullanarak ol dedik. İşte bu karar ve irade ile birlikte ol diyebilmek senin için bir güçtür. Yaratımın gücüdür, iradenin gücüdür, sevginin gücüdür, dillendirmenin gücüdür. Dönüşümün ve tabii ki ilham ve sizlerinin her bir tanesinin buluşması ve birleşmesiyle hayatının belki de tam da hedefe doğru yönelmen, kendine tam da kendi merkezine gelmeye yönelmen senin için bir güçtür. Tabii ki güç bizim ödünç aldığımız aynı zamanda bir şeydir. Yani biz gücün sahibinden gücü ödünç alırız. Bu sebeple bize sunulan her şey bizim değildir. Yani biz herhangi bir şeyin sahibi değilizdir. Bir gücün sahibi değilizdir. Bize verilen ve emanet edilenin sahibi zannettiğin anda da güç seni yakar. Gücü verene teşekkür ve şükürle alıp kullandığında yelkenini onun nefesiyle doldurup da hedefine doğru rotanla, iradenle, netlikle, doğru kararlarla ilerliyorsan güç seni destekler. Onun için evet güç sende, senin içinde sana emanet edilendir. Ve sen eğer bu gücü sahibinin rızasıyla, sevgi ve şefkatle hayatında gerçekten de mutlu olabilmek için, mutlu edebilmek için kullanıyorsan o seni destekler. Onun için Musa'nın asası kimde diye sorarlarsa evet her birimizde bu asa var. Her birimize sunulmuştur. Bu bazen dilimizle dillendirerek, bazen kalbimizle, sevgimizle, irademizle her bir şeyle hayatımızın içerisinde vardır kullanabilene. Kullanabilen olalım.